Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir video ile herkese merhaba. Bugün engelli limitiyle hangi araç alınır onu konuşacağız. Sizler için güzel bir liste hazırladım. Ben olsam engelli limitiyle yani 1 milyon TL ile hangi aracı alırdım? Bu soruyu kendime sordum. Kendim cevapladım. 10 tane marka model belirledim. Tabi jokerleri de sayarsak 12-13 tane markamız var, modelimiz var. Şimdi bunları sizlere motor özelliklerinden yakıt tüketimine kadar ufaktan değinerek güzel böyle harmanlayarak video hazırlıyorum arkadaşlar. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmadan listemize başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar listemize başlayalım. Ocak ayından beri ben hep aynı şeyi söylüyorum. Ben bu paralara Honda Civic alırım diyordum. Çünkü bence fiyat performans aracı olarak Civic ilk sıralara yazılabilir. Tabi tercih sizin listenize göre değişecektir ama. Şöyle bir durum var. Honda Civic'in şu an limit içerisinde kalan versiyonu 1.5 litrelik Eco versiyonu. Yani LPG'li versiyonu. 942.000 TL arkadaşlar premium donanımı. Elegans donanımı 1.033.000 TL. Ama elegans donanımı bazı bayiler veriyordu Şubat ayı içerisinde. Şimdi 1.5 turbosunu almak isterseniz de gene elegans donanımı 1.13 TL. 1 milyon 13 TL. Bu da limit dışında kalıyor. 182 beygirlik versiyonu. Tabii bir de şöyle bir durum var. Honda Civic'i bulmakta zorlanıyoruz. Şu son günlerde özellikle. Şubat'ın sonuna da geldik. Mart'la beraber Civic Stone'un artacağı söyleniyor Honda yetkilileri tarafından ama Mart gelince yeni zam gelecek. Bu sefer de limit dışına çıkacağı için aslında Honda Civic ilk sıraya yazdım hemen söyleyelim geçelim diye. Şimdi ikinci sırada ne var? Benim tercihim Toyota Corolla Cross. Şu an Cross versiyonunun 1.8'ini alabiliyorsunuz. Flame paketini ve X-Pack paketini alabiliyorsunuz. Flame'i 955.000 TL iken x 989 bin TL. Niye ben bu aracı söylüyorum? Bakın Honda Civic evet birinci tercihim ama bulamıyoruz demiştik. Toyota Corolla Cross'u şu an yine bunda sıkıntı var. Diğer marka modellerde olduğu gibi ama Corolla Cross gene de bulunabiliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bir takipçim almış o videoya istinaden. Instagram'dan gönderdi. Ona da hayırlı olsun diliyorum. Yani Corolla'nın şöyle avantajı var. 1.8 olmasına rağmen biliyorsunuz siz MTV ödemeyeceksiniz 5 sene. Ve 1.8'lik bu üst MTB diliminden kurtulmuş oluyorsunuz. Yakıt tüketimi düşük, işte geniş araç, SUV araç ve Corolla sağlamlığı, Toyota sağlamlığı da var. Ve bu araç arkadaşlar Toyota'nın 3. nesil hibriti yani yeni nesil hibriti daha sessiz çalışıyor. CVT şanzıman olmasına rağmen önceki Corolla'larda mesela daha gürültüyü çalışıyordu. Bu Corolla Cross'la beraber CVT biraz daha elden geçiriliyor, motor biraz daha bataryalar elden geçiriliyor. Hem menzil artıyor hem bu gürültüsüz kabin mekanı artıyor. Aynı zamanda arka süspansiyonlar da bağımsız bu aracın onu da belirteyim. Yani SUV'de SUV'lerde bağımsız süspansiyon bulmak zor biliyorsunuz. Böyle güzel bir tercih olabilir. Tamam Corolla Cross bulmak zor. Corolla alalım o zaman diyeceğiz. Şu an alamıyorsunuz. Niye alamıyorsunuz? Corolla makyajlanacak. Mart'la beraber Corolla gelecek arkadaşlar ve yeni gelen Corolla'lar kesinlikle limit içerisinde kalacaktır. Genelde bu Corolla Cross'tan bir tık daha uygun oluyor bunun fiyatları, Corolla'nın fiyatları. Bence Corolla tercih edilebilir. 1.5 motoru da geleceği söyleniyor. tabii tam motorlar belli olmadı. Bu lansmanı yapılmadı ama gelirse yine o motor da uygun fiyatta olacağı için tercih edilebilir Mart ayı içerisinde. Daha sonra listemizden devam edelim. Peugeot var. Peugeot 308. Yakın arkadaşıma da tavsiye etmiştim. O da aldı. Kullanıyor Peugeot 308'i. Gayet de memnun. Peugeot kendini geliştirdi. Gerçekten 3008 ile beraber bir değişim içine girmişti. 308 de aynı şekilde arkadaşlar. Hatchback arabayı seviyorum. ihtiyacımı görür. Kullanırım derseniz de Aktif Prime donanımı 1.2'lik 130 beygirlik EAT8 şanzıman var ki bu EAT8 çok güzel bir şanzıman. Tork şanzıman. Tam otomatik bir şanzıman. 878 bin TL Aktif Prime donanımın liste fiyatı. Alur almak isterseniz de 946 bin TL ki bence almışken Alur alın. GT donanım limit dışında kalıyor. Onun için onu söylemiyorum. Bu araçta arkadaşlar 230 Nm tork var. 1.2 olduğuna bakmayın. Torku oldukça yüksek. Bak biraz evvel Corolla Cross dedim. Corolla Cross'tan daha torklu bir araç. 0-100'ü Corolla Cross'un 10.5 saniye, 11 saniye civarındayken bunun 10 saniyenin altında 9.7 saniyelik bir 0 yüzü var. Aynı zamanda bu 1.2 litrelik motor yakıt tüketimi olarak da şehir içinde 6-7 litre arasında gezersiniz. O da ekonomik sürüş yaptırır size. Şimdi aynı motorun, aynı donanımın 2008 olanı da var. Gene Active Prime ve Alur donanımı satın alabiliyorsunuz. 858 bin TL ile 938 bin TL onların fiyatı var. Vergiler dahil fiyatı. Vergiler hariç fiyat söyle diyen arkadaşlar var. Şimdi kimi insan bunu %90 daha düşük raporla alacaktır. Onun için onun indirimi farklı olacaktır arkadaşlar. Ondan dolayı da vergiler hariç fiyatını söylemiyorum. Ben total fiyatı söylüyorum. Artık onun hesaplaması da size kalsın. Doğru mu? Ha ben Peugeot almak istiyorum ve bu kaliteli güzel dizel motorunu almak istiyorum derseniz de 1.5 litrelik dizel motor arkadaşlar. 130 beygir gene EAT8 şanzıman var. 948 bin TL'de o aracın liste fiyatı. Evet listemin diğer aracına geçiyorum arkadaşlar. Megan alabilirsiniz. Megan da güzel araba. Konforlu bir araba. Joy donanımı, Joy konfor donanımı. 670, 756 yani full paketi dahi arkadaşlar 930 bin TL. İkon donanımında alabiliyorsunuz. Opsiyonlu da alabiliyorsunuz. Bütün donanımlarını alabiliyorsunuz. Şimdi Megane'da iki tane motorunuz var. 1.3 litrelik Mercedes'le ortak üretilen motoru. Nissan'da kullanıyor bunu ve 140 beygir gücü var. Çift kavramı otomatik şanzımanı var. Şanzımanı da güzel. Beygir torku da güzel bence değerlendirilebilir. Yani Megan motorundan dolayı ve içerideki yaşam alanından dolayı bence tercih listesinde 5. sıraya yerleştirebiliriz. Tabi sizin listeniz değişecektir. Zevkler, renkler diyorum. Devam ediyorum. Şimdi Renault'a baktık ya Renault'a girmişken bir de Captur'la devam edelim dedim. Captur'un burada listedeki yerini değiştirebiliriz. Hatta Captur'u geçtiğimiz ay güzel bir inceleme videosu çektim. Oradan da izleyebilirsiniz. Çok güzel özellikleri var bu aracın. Hem hacmi güzel hem bu sürüş zevki güzel. Captur'da arkadaşlar 855 TL ile başlıyor. 983 bin TL'ye kadar liste fiyatı değişiyor. Touch Plus, Icon ve RS Line donanımı var. Ve burada 1.3 litrelik motor var. Gene aynı motor var Megane'daki. Yalnız Mild Hybrid var arkadaşlar. Şu koltuğun altında bir batarya var. Siz güç istediğinizde bu batarya size biraz destek sağlıyor hem böyle pürüzsüz sürüş yapmanızı kolaylaştırıyor hem de yakıt tüketiminizi bir miktar aşağıya düşürüyor. Captur da tercih edilebilir. Arka koltuklar ileri geri hareket edebiliyor. Bagaj alanı yeterli sayılabilir. Yani bir B segmenti SUV için yeterli sayılabilir. Bence Captur'u da listenize alabilirsiniz. Daha sonra benim son yıllardaki favori markama geçiyorum. Aslında Kia, Kia'yı söyleyeyim. Kia'yı üst sıralara alabiliriz ama gene bunu bulmakta zorlandığımız için, bu aracı bulmakta zorlandığımız için Biraz daha buraya aldım arkadaşlar. Seat var, X-Seat var. Ben olsam X-Seat alırım, bulabiliyorsam X-Seat alırım. X-Seat'te iki tane motor var. 1.5 litrelik bir benzinli motor var. Bir de dizel, mild hybrid motoru var arkadaşlar. İkisi de tercih edilebilir. 980.000 TL liste fiyatı var. Dizeli de veriyorlar. Yani dizeli de kampanyalı olarak veren bayiler var. Onu da belirteyim. X-Seat güzel. Ha X seat pahalı kaçtı. Seat almak istiyorum derseniz de 1.0'lık motorla 820.000 TL seat alabilirsiniz. E, makyajlı da seat alabilirsiniz daha doğrusu. Yine bunun da 1.5 litrelik benzinli motoru var ve 1.6 litrelik dizel hibrit motoru var. Sonra Kia'da bir de Serato var. Onu da söyleyelim madem. Seat kadar tercih etmiyorum ama hazır Kia'ya değmişken e, Serato'yu söylemeden geçmeyeyim dedim. 1.6 litrelik 128 beygir gücü sahip bir motorumuz var. Yani motoru belki çok fazla beğenilmeyebilir Serato'da ama liste fiyatları güzel. Elegance donanımı 835.000 TL, Prestige donanımı 947.000 TL Serato'da bu şekilde. Evet listeme devam ediyorum. Gene güzel bir marka model var ve çok fazla gözden kaçan bence bir marka model diyebilirim. Suzuki'nin S-Cross'u. Bunun da güzel bir inceleme videosunu çekmiştim ve gayet başarılı bir araç. SUV almak istiyorsanız güzel bir tercih. Arazi kabiliyetleri güzel bir araç. 1.4 litrelik hibrit motor var arkadaşlar burada da. 129 beygir gücü var. Yalnız ne avantajı var? 4x4 özelliği var. Çoğu SUV'de yok biliyorsunuz ve buna rağmen fiyatı 1 milyon TL'nin altında. Eğer ki bakın araziye çıkıyorum köye, kampa işte ava, ormana vesaire gidiyorum. Benim için yüksek araba ve gerçekten arazi performansı iyi olan araç önemli diyorsanız da bu listenin belki de arazi anlamında en iyi aracı Suzuki s arkadaşlar. Ha s alamıyorum. Biraz daha böyle küçüğünü alayım veya uygunluğunu alayım derseniz de Vitara alabilirsiniz. Gene aynı motor şanzıman Vitara'da da mevcut. Gene 4x2 ve 4x4 seçenekleri bir tane içinde mevcut arkadaşlar. Onu da düşünebilirsiniz. Ama benim burada tavsiyem S-Cross olur. Araziye girmişken araziyle devam edeceğim. Dacia Duster listeye aldım. 1.0 litrelik 90 beygirlik bir motorumuz var. 1.3 litrelik gene Megane'da olan Renault motoru. Turbo beslemeli bir motorumuz var. 150 beygirlik ve burada 4x4 seçeneği var. Duster'ın bütün donanım paketlerini alabilirsiniz. Eskiden otomatik yoktu. Şimdi otomatik şanzıman da mevcut. Otomatik şanzımanı EDC yani Renault'daki otomatik şanzıman. Motor zaten Renault'un motoru. Pek çok anlamda Renault arkasında duruyor. Sadece karoseli biraz daha farklı. Renault'dan biraz daha ucuz yapıda diyebilirim. İşte kullanılan malzemeler bir tık daha ucuz diyebilirim. Ama gene arazi araçlar arasında Duster'da gayet düşünülebilir, tercih edilebilir bir araç. Dacia'ya gelmişken Jagger'ı da söylemek istiyorum. Yeni geldi biliyorsunuz. 7 kişilik. Aslında 7 kişilik ama gerçek anlamda 7 kişilik değil. Yani 7 tane yetişkin oturamaz. İşte 4 veya 5 yetişkin oturtursunuz. Arka tarafa çocuk oturtursunuz. Ha böyle bir araca ihtiyacım var derseniz de geniş MPV tarzı böyle crossover tarzı bir araca ihtiyacım var derseniz de Jagger düşünülebilir çünkü 1 litrelik motoru var ve ekonomik bir motoru var. Aynı zamanda Jagger'ı LPG'li olarak alabiliyorsunuz. Hatta bu listenin belki de en az yakan motoruna bu LPG'li versiyonu diyebilirim. Gayet de ekonomik bir araç. Evet, belki de buraya kadar geldik. Listeye niye almadın diyeceğiniz bir model var. Volkswagen T-Roc var, Volkswagen Golf var. Volkswagen grubu bence fiyat performans olarak yüksek. Kaliteli araçlar üretiyorlar. Güzel araçlar üretiyorlar. Motoru güzel, şanzımanı güzel ama fiyatı bence bir tık daha yüksek kalıyor ve bulunabilirliği de biraz zor. Volkswagen bahisinden içeriye giriyorsunuz. Yüzünüze kimse bakmıyor. Araba almak istiyorum diyorsanız yüzünüze kimse bakmıyor. Volkswagen'in böyle bir handikapı var. Tabii ki tercih edilebilir güzel araç. Golf alırsanız 1.0'lık e-TSI diye bir motor var. Gene bu Mild hibrit diye isimlendirilen hafif bataryayla güçlendirilmiş bir benzinli, turbo benzinli motor. Life donanım arkadaşlar 868.000 TL. DSG şanzımanı. Style donanım alırsanız da 979.000 TL. Tabi bulursanız. t roc alabilirsiniz. t rocta 1.5 litrelik TSI motor var. 150 beygir gücü var bu motorunda ki gerçekten performanslı bir motor. 958.000 TL bunun fiyatı var. Biraz daha küçük olsun derseniz işte Taygo ve T-Cross var. Bunlarda da 1 litrelik motorlar var. TSI motorlar var. 750 ile 9000 TL arasında değişiyor. Ama dediğim gibi Volkswagen grubundaki araçları bulmak gerçekten zor. Yalnız t roku tavsiye çok fazla etmiyorum. Niye? Ya her yer sert malzeme. Arabanın fiyatı 950 bin TL. Yani 1 milyon TL'ye yakın bir para veriyorsunuz. Ben giderim bu paraya bak samimi söylüyorum. t roku alacağıma S-Cross alırım. Niye? Çünkü malzemesi kalitesi tatmin edici seviyede. Arazi performansı çok daha iyi. 4x4 özelliği var. E, motoru da fena sayılmaz. Sadece ikinci eli bir tık düşük olabilir. Ama ikisi arasında benim tercihim o olur. Tabi gene ne diyoruz? Zevkler, renkler tartışılmaz. Devam. Opel Mokka var arkadaşlar. Mokka'nın da iki farklı donanımı var. Gene 1.2 litrelik Peugeot'da söylediğim motor var. 130 beygirlik. 942 bin TL Elegance donanımı, GS donanımı da 980 bin TL. Mokka da tercih edilebilir. Tasarımı güzel. Motoru şanzımanı güzel. Tabii ben Mokka alacağım ne yaparım? Gidelim Peugeot alırım. Bunu da belirteyim. Ford'a geçelim. Ford'un Focus'u var. Focus makyajlanacak. Focus biraz daha böyle kasasını değiştireceğiz. Ve kasa değiştirdikten sonra bence daha tercih edilebilir bir araç olacaktır. 1.5 litrelik 123 beygir güce sahip bir motorumuz var. Bir de 1.5 litrelik dizel motorumuz var arkadaşlar. Dizel motor alırsanız 8 ileri otomatik şanzımanla. Benzinli motor alırsanız 6 ileri şanzımanla alıyorsunuz. Bir de 1.0 litrelik EcoBoost motor var. Yani motor seçeneği Ford'da çok. Bunu alırsanız da 7 ileri otomatik şanzımanla alıyorsunuz. Yani Focus dediğim gibi makyaj görürse makyajlı kasasını incelemek lazım. Tercih edilebilir mi? Edilebilir. Eskiden çok iyiydi Ford gerçekten. Sedan araçlarda, binek araçlarda falan çok iddialıydı. Yol tutuş olarak güzeldi. Arka tarafta bağımsız süspansiyon vardı. Sürüş keyfi olarak işte konfor olarak gerçekten iyi araçlar üretiyordu. Ama son dönemde Ford sanki böyle ticariye doğru bir eğilme çabası içerisinde biraz daha böyle binek araçları bitiriyor gibi diye düşünüyorum ben. Ford alırsanız tabii bir de Puma'mız var. Puma da güzel bir alternatif olabilir. Puma'da 1 litrelik EcoBoost motor var. Bu EcoBoost motor güzel arkadaşlar. Ödül aldığı zamanda Avrupa'da 125 beygir gücü var. 870 bin TL ile 935 bin TL arasında değişiyor. Puma'nın şöyle bir avantajı var. Bagajında ekstra saklama alanı var. Orayı biliyorsunuz yıkayabiliyorsunuz da. Bunun da incelemesi kanalda mevcut. Oradan da videoya göz atabilirsiniz. Skoda var. Gene VAG grubu bünyesinde hizmet veriyor. Octavia'nın 1 litrelik bir motoru var arkadaşlar. Bir de 1.5'lik TSI motoru var. İki motor seçeneği de limit içerisinde kalıyor. Ama araba var mı? Araba yok. Skoda'da araba yok. Bu soruluyor diye ben bunları da listeye alıyorum. Hani söylememiş olmamak için. Hyundai ile devam edelim. Hyundai'de Tucson liste dışında arkadaşlar. Sportage'da liste dışında bunu söyleyelim öncelikle. Konu alabilirsiniz. 1.0'lık turbo motorlu ve DCT yani çift kavrama şanzımanlı versiyonu 753.000 TL. Ama Kona bulmak zor. 6. ayda geleceği söyleniyor Hyundai yetkileri tarafından. Bayon alabilirsiniz Hyundai'de. 1.4 litrelik motor var. Bu motor atmosferik bir motor. Motoru çok fazla tavsiye etmiyorum. Bu zamana kadar saydığım motorlar çok daha iddialıydı. İşte bu listeye biraz daha arkaya atma sebebi bu motordan dolayı aslında. Yoksa güzel araba. MPI motor, 100 beygirlik, eski nesil motor, eski nesil şanzıman. Yalnız fiyatı uygun. 470 bin TL'den başlıyor. 636 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bayon da düşünülebilir. Bir de Elantra'mız var Hyundai grubunda. 1.6 litrelik yani MPI diye isimlendirilen bir motor var arkadaşlar. Yani LPG takabilirsiniz ama öyle çok aman Allah bir Japon grubu kadar uyumlu değil. 123 beygir gücü var. CVT şanzıman var. 748 bin TL ile 812 bin TL arasında da liste fiyatı değişiyor. Elantra'nın yalnız Elantra önümüzdeki aylarda makyajlanacak. Bunu da bilgisini vereyim. Evet listenin sonuna geldik. Bir markam kaldı. Ne kaldı? Tabii ki de Hiçbir şey alamadın. Sıfır araç almak istiyorsun. Gidiyorsun fiyat bayisine bir Egea alıyorsun. Egea biraz daha bu konuma düştü ama ya güzel araba kötü araba değil. Egea'nın Cross'u var, Sedan'ı var, Cross Vagon'u var, e, HB'yi var. Pek çok farklı versiyonu var. Pek çok farklı motoru var. Yani 1 litrelik motoru var. 1.4 litrelik benim sevmediğim atmosferik motoru var. 1.5 litrelik T4 hibrit motoru var. Ki bence işlerinden en iyisi bu 1.5'lik hibrit motor arkadaşlar. Evet buraya kadar saydığım araçları beğenmediniz. Egea'yı da bu motor seçenekleriyle alabilirsiniz arkadaşlar. 1.0'ın hızlanması düşük yalnız. 0-100'ü 12.4 saniye. 1.4'ün hızlanması 12.9 saniye. 1.4 gerçekten rampada dahi çok çok hantal kalıyor. 1.6'lık motor güzel, dizel motor güzel. 1.5'lik motorun hızlanması da güzel, yakıt tüketimi de güzel arkadaşlar. 1.5'liği tavsiye ederim Egea'da da liste fiyatları değişiyor gene 450 bin TL'den başlıyor gene motor donanım kasaya göre değişiyor 550 600 bin TLye kadar fiyat Ege liste fiyatı çıkıyor arkadaşlar Evet sevgili arkadaşlar uzun bir video oldu belki 20 dakika olmuştur bilmiyorum ama uzun bir video oldu Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur gene ara ara bu tarz videolar çekeceğim sizin istediğiniz merak ettiğiniz araçlar varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz Instagram'dan yazabilirsiniz cevaplarız konuşuruz canlı yayın açarız orada tartışırız sizlere güzel bir yol çizmiş oluruz fikir vermiş oluruz En azından videonun sonuna geldik izleleri için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.